%21.7. Ee, %21.7 rekor büyüme. Evet. %20'nin üzerinde derken %21.7. Hemen or %21'den bak konuşalım. Ben bir miktar daha yüksek bekliyordum aslında. Öyle mi? <laughs> evet. Ama %21.7 oldukça iyi bir rakam. Ee, bu dünya ortalamalarında da çok yüksek bir rakam. Biraz sonra rakamları da getirir arkadaşlarımız. Şu aslında sanayici gerçekten bu çeyrekte e, her ne kadar Mayıs'ta kapanma yaşasa da çarlar <laughs> hiç durmadı döndü. Çok ciddi bir büyüme gerçekleşti sanayide. Daha da önemlisi coğrafyamızın ne kadar önemli olduğunu biz bu pandemi sırasında bir kez daha anlamış olduk. Evet. Çünkü pek çok ülke Avrupa'daki pek çok ülke hem nüfusları nedeniyle hem ekonomilerinin bu işi kavrayamayışı nedeniyle durdular. Dolayısıyla orada üretilemeyenler Türkiye'de üretildi. Mesela dikkat çekici bir nokta var. Amerika ihracatta ikinci sıraya yükseldi Türkiye açısından ve fazla vermeye başladık. Evet. Bu şunu gösteriyor. Avrupa'nın üretemediğini ya da o bölgelerdeki pek çok ülkenin üretemediğini biz üretmeye başladık. Önemli bir coğrafi noktada olduğumuz ortaya çıktı. Tedarik zincirlerinde in, e, ulaşamayan ülkelerin biz bir şekilde aslında imdadına koşmuş olduk. Hı hı. Üretmeye devam ettik. Bu çok önemli. Bu yılın başında özellikle söylüyorduk pandeminin başında en çok ihracatçı etkilenecek diye. Çünkü Avrupa bizim en büyük ticari partnerimiz ve dolayısıyla oradaki daralmalar da bizi etkiliyor olacaktı. Evet. Ama bunun tam tersi ihracatta rekorlar kırılmaya başlandı ve 210 milyar dolarlık tarihi hedeflerden bahsediyoruz ki yarın da ihracat rakamları açıklanacak. Bu şunu gösteriyor aslında biz bu pandemi dönemine bu kriz dönemine kriz yönetimini yapabilen, pandemiyi de alt edebilen, adaptasyonumuz yüksek ve o güçlü büyüme hevesiyle aslında evet. ciddi bir noktaya geldik. Dolayısıyla aslında şu tabloya baktığımız zaman belki de son 6-7 yılın en yüksek büyüme, evet. çeyreklik olarak büyümesini görüyoruz. Evet. Daha da çok özür dilerim, İster daha mı? da geriye baktım aslında. Yıllık olarak bakabildik, çeyreklik olarak çok bakamadık ama bir 1929'da, %21'lik yıllık büyüme var. Bir de 46'da %32'lik büyüme var. Onun dışında bu kadar yüksek büyüme yok bile. Evet. Onlar da yıllık. Dolayısıyla çok önemli bir rakamdan söz ediyoruz. O pandemi sürecinde biraz önce de bir önceki saatte de Faruk Erdem'le konuşuyorduk. Yani sanayicinin, üreticinin hakkını kesinlikle teslim edelim. Ama belki de göz ardı edilmemesi gereken bir şey var. Yani bu bizim uzmanlık alanımız değil ama en azından gözlemlerimizle bir haberci olarak söyleyelim. Bu kadar iyi sağlık sistemimiz olmasaydı, bu kadar sanayide çarklar çok daha rahat dönmez ve bu kadar da iyi iş yapmazdık. Öyle değil mi? Evet. Yani hani İngiltere muhteşem ekonomi. Yani insanlar koridorlarda saatlerce müdahale bekleyen acil servisin patladığı yerler. Amerika'da insanlar da tedavi edilmeye çalıştırken Türkiye hiç bir problem olmadan insanlar tedavi olabildi. Dolayısıyla yani o sağlık sistemini verdiği güvenle ve harika işleyişiyle çok daha rahat sanayi çarkları dönebildiğim yani onu da hakkını teslim edelim sağlıkçıların. Elbette burada. şu dönemin özellikle şimdi pandeminin de şöyle bir durumu var pandemi bitmedi. Yani varyantlar var delta varyantından bahsediyor. Evet. Bütün dünyada pek çok ülkede yine kapanmalardan söz ediliyor. Şimdi böyle bir belirsizliğin ortasında siz aslında hani sisli bir ortamda araba kullanmaya çalışıyorsunuz. Evet. Böyle bir durum var ve bu ışığa çıkar mısınız aslında tam olarak kimse görmüyor bunu. Ve burada dolayısıyla en önemli aslında ekonominin en önemli alanı sağlık. Ee, sağlık Bakanı'nın açıklamalarını canlı veren bir ekonomi hı -hı. televizyonculuğu yaptık bu dönemde. O evet. kadar önemli. O yüzden bundan sonraki dönemde de yine yeni yatırımcı da, yeni turistte herkes sağlık olarak kendini güvende hissettiği ülkede olacak. O yüzden de çok önemli sağlık sektöründe atılan adımlar hı. -hı. Bir başka aslında bu dönemin kritik noktası Mayıs'ta kapalıydık mesela. Evet. Dolayısıyla hizmetler sektörü bu işe çok adım atamadı. Yani bu rakamların içinde hizmetler sektörünün turizmin e, olmadığı hatta sıfırlandığı dönemlerden hangi e, dönem tam bize anlatın e, ay olarak. Bu açıklanan rakamlar Nisan Mayıs Haziran'da. Mayıs, Dolayısıyla evet. Mayıs'ta kapalıydık ama Haziran'da evet. çok hızlı bir geri dönüş yaptık. Hatta Temmuz Ağustos rakamları bize 2019'dan daha iyi noktalara geldiğimizi gösteriyor. Özellikle parakende sektöründe turizm tabii birazcık daha geride kaldı ama e, geçen yıldan çok daha iyi rakamlardı. Yani onlarsız bir büyümeden bahsediyoruz. Bir de tabii ikinci çeyrekte ciddi bir baz etkisi var. Yani 10.3'lük daralmanın da etkisiyle bir miktar daha Yüksek bir rakamdan söz ediyoruz. Şimdi hmm. e, üçüncü çeyrek de şu andaki içinde bulunduğumuz dönemde çok iyi geliyor rakamlar. E, biraz üçüncü çeyrekteki baz etkisi, 6.3'lük baz etkisi yüzde 21 kadar yüksek bir rakama getirmeyecek belki evet. bize ama çeyreklik hmm. açıdan baktığımızda önemli bir rakam olacak orada da. Yani biz e, bu dönemi çok önemli bir büyüme rakamıyla e, geçiriyor hmm. 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 geçiriyoruz. Bu da çok e, ciddi bir katkı sağlayacak, özellikle 2022 yılında daha iyi bir sonuca doğru gideceğiz. Şöyle kazanımlarımız var. Özellikle sanayi üretimde mesela yüksek teknolojili üretimler yapmaya başladık. Evet. Yani savunma sanayi... İHA-SİHA ihraç ediyoruz değil tabii mi? Tabii, savunma sanayi bize çok önemli bir örnek oldu. Şimdi yazılımlar ihraç ediyoruz. Dekokorlar çıkarıyoruz. Hı -hı. Yani çok ciddi yüksek teknolojili işler yapmaya başladık. Bu şunu gösteriyor. Türkiye ekonomisinde ciddi bir dönüşüm var. Pandemi zaten bütün ekonomilerin dönüşmesi gerektiğini gösterdi bize. Biz o dönüşüme çok iyi adapte olmaya başladık. Bizi bunun da çok büyük bir faydası olacak.